yaparsa şey insan yani. Mesela eşinin kıyafetlerini yatağa bırakır bunu giy diye. Yatağa bırakır. Mesaj veriyor. Ben galiba annemle yaşıyorum. Böyle bir şey olmuyor diye tahmin ediyorum. Yine... Ulan şu Türkiye'de ilişki testini ben yapıyorum ya gerçekten. Herkes her şeyi yapabilir sana söylüyorum. Hiç korkmayın hayattan, devam. Hanımlar beyler, yeni projemiz ilişki testine hepiniz hoş geldiniz. Bir takım gerçek çiftleri ilişkilerini sorgulayacakları şekilde sorulara tabi tutacağız. Telaş anında hanginize güvenmeliyiz? Telaş panik anında. Yerlere atıyor ya kendini. Tansiyonum düşüyor bir de. O da bağırıyor bana niye kendine gel falan diye. Tansiyonum düşmüş nasıl? Abi yedin? Evde akut bir durum. Kuruluk böyle bir şey değil. Yani ilk yardımdan anladığımız bu değil yani. Epilepsiyim ağzım köpürüyor. Düzeleceksin! Bak! Sana ne diyorum? Her şey senin elinde. Bugün hayatının bundan sonraki ilk günü. Terk mi ettin oğlum? Niye terk ettin? Ya Cemre'ye iftira attılar. Benim kuzenimle Cemre çok yakın arkadaşlardı. Sonra ben de kuzenime inandım. Hani kuzenim sonuçta falan diye. Ne attı iftira? Cemre'nin beni aldattığına dair. Daha sonra işte ben gerçeği öğrendikten sonra Cemre'ye işte bayağı peşinde, iki ay falan koştum peşinde. Tekrar bir barışmak. Gerçeği nasıl öğrendin? Başka bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla. Oğlum sen kızın kendisine sorsana saçma sapan el alete. Ona sordum, oradan ona sordum. Hiçbir şey size aradım yayını, radyoyu. Dediniz ki yapmamıştır. Artık tamam dedim ya. Sen de öyle diyorsan daha artık bana... Bana asla sormadı. Ya. En son ama işte şey yaptım. En son? Ulan kime sorsam? Kime sorsam? Ulan hiç aklıma da isim gelmiyor. Cemre'ye mi sorsa bir akla Cemre bilmez nereden bilecek ya. Nerede tanıştınız öyle? Aşkabat'tan. Aşkabat. Aşkabat deyince sizin de aklınıza Akçaabat gelmedi. Geldi oğlum. Tanıştığınız zaman ne yapıyordunuz? Müzik dinliyordum diyelim. Diyelim mi? Uydurma kızım gerçek yok. Diyelim. Nerede anlayacak ya? Müzik dinliyordum. Tabii. Uydurma yani. Gerçekten ne oldu? Disko'da. Çok saçma değil mi ya? Neden yalan söylüyorsun sanki? Çok güzel müzik dinliyorsun. Disko. Şimdi gerçeği söyle. Hamam. Kaç yıllık bir birliktelik? 8. Sevgililik mi? Evlilik mi? 6 aydır evlilik. Ay çok yeni daha. Ay ne güzel. Düğün neredeydi? Düğün yok. Nikah. Öyle şeylere gerek yok. Kızı iyi kandırmışsın. Öyle şeylere gerek yok. Peki balayı? Amsterdam. Şu anda bu çiftimizin evrensel kümesini görmüş oluyoruz. Düğün parasının tamamıyla otuşmuşlar. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe aşkın büyük. Çok. Takım değiştir dese? Yok. Ha dedi ama kim, yani. Kim ben mi diyeceğim? Sen diyeceksin. Dedi, yok artık. Dedi ki sana bundan sonra her Beşiktaş maçına gideceksin ve Kara Kartal diye avazın çıktığı kadar bağıracaksın. Ben ya Sinem benim hayatımda en sevdiğim insan. Onun için elimden ne geliyorsa yapar hemen kendine gelmesini sağlarım yani. Gel seni Allah'a seversen. Gel. Gel sahneye gel. Gel şöyle gel. Yanıma gel. 16 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. Hanımefendi 18 yaşında. Mesela özenir misin? Başladın diyelim bir ilişkiye. 16 sene sürsün ister misin? Tamam. Hayır. Ben sana soracağım. Sen... Aa çok isterim falan. Diyelim... Sen... 18 yaşındasın ya şimdi. Bundan sonraki ilk ilişkinin 16 sene sürmesini ister misin? Çok isterim. 16 değil 36 olsun isterim. Ama çok saçma yani. İlk nerede mesela bu kadın o kadın dedin hocam? Demedim ki oğlum. Abi yani. Hiç dememiş gibi. Yok dedim. Ya. Aşkın mı dersin birbirimize? Evet. Evet. Sevgilim ne deriz? Yalnız kalınca? Yavrum. Ne yapıyorsun lan? Yavrum. Yalnız kalınca. Kız gene delirdi. Yalnız kalınca. Onu sormadım ya. Her konu erotizme çıkıyor. Ben bıktım ya. Değil oğlum. Bazen de böyle hani insanlara duyurmadı. İşte böyle aç git top. He. Ondan sonra sikomokko. Böyle değişik. Yatabare. Böyle değişik. Aç kubuk kocuğum falan diyoruz. Ne diyor? Ya. Aç kumu. Ben hiç demem öyle şeyler hocam. Az önce Pınar bana zıt dedi arkadaşlar. Uzun zamandır duymadığım, Sadri Alışık filmlerinden beri duymadığım bu şaka, zıt şakası beni biraz yıprattı. Birbirinizi bir öpsenize. Memnuniyetle.
Adam daha çok öpecekti de içinde kaldı gibi bir durum var şu an. Yani az öptü yok, gibi. Yok, kilodan kavuşmamız sıkıntı oldu biraz. Oğlum hanımına böyle şaka yapalım mı? Deli misin? Program aksın diye tamam, katkı sağla. Bazı şakalarını hep beraber güldük ama yani kilodan ulaşamıyorum ki. Yasemin'e sorayım. Tatile çıkmaları gerekti. 20 tane kast. Çekim mi, tatil mi? Tatil. Yok. Ha. Soruyu soramadım. Ağzıma tıkıldı şu an. Mesut dakika, olmaz. Müsaade etsene. Müsaade etsene. Konu güzel ya. Gidemesen bile konuşulsun istiyorum. Sor Mesut'cum. Sor. Bu bahsi güzel bunun. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeylerin şimdi, pratiği önemli değildir. Sor Mesut'cum. Sor. Soracağım. Yani, sor. Çok hakim olmadığın bir takım kadınların da olduğu bir grupla tatile çıkabilir mi? Hayır. Tanımıyorsun yani. Yok. Nilay var. İşte o yaşlarda. Ceyda var. Ceren var. Ama ne gerek var? Tamam ama işte diyor ki yok. İş için diyor. Yok, çıkamaz. İş için. İş için de öyle, ne işi? Ya, niye? Nasıl? İş için. İş. Hayır, ne işi ya? Ya? İş için diyor, ne bileyim ne işi var. Ona sor. Gideceğim ben. Derya için şık bir kadın diyebilir misin? Dikkat ediyor ve zarif. Modayı takip fazlasıyla ediyor. Fazlasıyla. Valla. Evet, aynen. O ne diyor mu Derya? Giyimine dikkat eder mi? Hiç umursamaz. Peki bu aksine. Sende keşke umursasa hissiyat yaratır mı? Ben zaten ister istemez şey oluyor böyle. Onu böyle mi giysen, bunu böyle mi giysen acaba falan diye küçük küçük müdahaleler etmiş. Böyle bazen şey insan yani. Mesela eşinin kıyafetlerini yatağa bırakır bunu giy diye. Yatağa bırakır. Mesaj ben veriyorum. Ben galiba annemle yaşıyorum yıllardır. Böyle bir şey olmuyor diye tahmin ediyorum. Yine... Ulan şu Türkiye'de ilişki testini ben yapıyorum ya gerçekten. Herkes her şeyi yapabilir, sana söylüyorum. Hiç korkmayın hayattan, devam. Yani bırakmaz mı oğlum kadınlar mesela? Atıyorum, erken çıktın sen evden, sete gittin. Hı. Pantolonunu, gömleğini, tişörtünü, çorabını bırakmaz mısın yani? Hayır canım. Allah Allah. Öpüşür müsünüz sokaklarda? Hayır. Yok, sokakta. Hiç? El ele? El ele artık çok tutuşamıyoruz çocuk olduğundan dolayı. Ya ben koşuyorum çocuğun peşine ya Selin koşuyor. Ay işte aile olmak yani. Evet. Ben genelde uygar. Ben tek başına hani çanta taşıyorum arkada. Bozmayayım dedim de Selin'le bazen. Selin'cim daha evvel çocuk için bir şey yapmışlığım vardı yani. Şu üçüncü yıllık, 2,5 yıllık ömründe anası 1 gram enerji harcadım. Ben bunu merakla ben soruyorum. Ben özgüvenli bir çocuk yetiştirmek istiyorum. Ben çocuk ben yani... koşsun istiyorum tek başına. Tek başına yemek yesin istiyorum. Öyle. Sen çocuk istemiyorsun yani senin başka bir derdin var. Özgüvenli olsun. Sen istiyorsun ki çocuk 15 yaşına kadar kendi olanaklarıyla büyüsün. Bir birey olarak karşına gelsin, oturun kahve için. Bunu istiyorsun. Evet. Bu annelik değil, özgüven. Bu komşuluk. Erkekle kadın çok yakın arkadaşsa buna karar veren bir kişi vardır. Yani her iki tarafta arkadaş olalım demez. Bir tanesi o mesafeyi belirler. Sizde daha çok yakın arkadaşken arkadaş olalım diyen hanginizdi? Sevgili olarak mı? Sorum geçmedi. O kadar da tane tane seçtim kelimeleri. Evet biraz yalpaladım. Cümle düşer gibi oldu. Hayır dedim. Ayağa kaldırdım. Ve cevaben bana dedi ki Yozgat mı? Sokakta öpüşür müsünüz? Öpüşürüz. Ha böyle yolda. El ele. Evet. İyi süper. Barda? Biz bir tek şeyde çekindik ya. İşte evet dedik, kalktık ayağa. Gelin öpebilirsin dedi. Şöyle bir döndüm. Teyzeler, amcalar şu bu. Alnından öptüm yani orada bir... Alnından? Namusumsun. Asmalı konak bu ne ya? Aşkın dağlarda gezer bu. Bu değil. Namusumsun denir mi düğünde oğlum kızlar? Ya demedi de ama alnından öptü yani. Çünkü böyle çok... fazla. Amca teyze nüfusu çok yüksekti. Orada ben bir tane coşkun davet istiyorum. Soysun kızı. Düğün mü düğün lan? 120 bin lira harcamışım. Soyacağım. O kadın en sevmediğin huyu? Trafikteyken yani şey araba kullanırken çok gergin oluyor. Yani normalde Okan hiç gergin biri değil ama Allah kahretsin falan demeye başlıyor. Amerikan dublajıyla ilişki testi devam ediyor. Bir anda shit diyor. Fuck now diyor. Fuck now now. 9 yıllık evliler. Evlilik teklif etmemiş Kubilay. Ve şu anda programımızda edecek. Yok program. Bir alkışlar etsin. Rukiye gel annem. Gel abi. Anam! Dur kamerayı ayarlasın şu an bok gibi olur.
Beyazlar içinde harikulade görünüyorsun. Çok sağ ol, yani. Çok teşekkürler. Bu kadın sana çok, ben sana söyleyeyim. Sen de söylüyorsun. Yani. Sen mümkün, bu ayarda bulman mümkün değil yani. Ben o zaman şu programı da terk ederim. O kadar haklı yani. Buyurun. Dur bakalım teklif edeceğiz. Dur bakalım kabul edecek mi? Hayırlısı inşallah. Buyurun. Rukiye, sevgili Rukiye, seni çok seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum. Hayatımı birleştirip hep beraber. Olacak. Oğlum ben niye geliyorum? Gerçi şu teklifte şurada oturuyorsan benim de gelmem lazım. Yaşar sahne alıyordu. Sahneden çıktıktan sonra Yaşar'ın yanına gittik. Dedi ki parfümünüz ne dedi. Yaşar'a. Evet. Eğildi şöyle, aa dedi mis gibi kokuyor. Yok öyle demedi. Parfümünüz çok güzel kokuyor. Güzelmiş. Parfümünüz çok güzel kokuyor dedi. Ya dedim sen adamın niye dedim göğsünü kokluyorsun adamı sen. Sarhoşum zaten. Onu uzattı sürekli yani. Hani biz otelin o konser şeyinden odaya kadar sürekli kavgayla gittik işte. Niye kavgayla kokladın? Gittik. Ama ben kötü kokuyorum değil mi? Yaşar güzel kokuyor. Eşi bir de Yaşar'dan kör bıçak. Böyle aklınıza gelen bir soru var mı soralım, sert bir soru? Var mı? Eski sevgili falan da yok sizde değil mi hiç? Öyle bahsi geçecek bir tip falan. Biz tanıştığımızda sevgililerimiz vardı. Ha. Adamın tadı kaçtı. Bundan bahsedilir mi ya? İkiniz de sevgililerinizi aldatıp mı tanıştınız? Gerçekten. Hadi be! Oğlum en güzel yeri... Dur! Aç! Ne dip dibe misiniz? Evet. Şu. Değmeyi çok sever de bir yere kolu bacağıyla değer bana. Evet, hep dip dibeyiz. Enerji geçişine inanıyorum. Ben alamıyorum o enerjiyi ama. Zaten oğlum kız bu beni almıyormuşum. O senin tamamen üstü kuruntun, enerji falan yok. Kız almıyor, vermiyor, sana ne? Ya hep böyle elini tutuyorsun. Evet. Her yerde yani. Hepten teması. Burcu bazen değil, yazları İzmir'e dönüyordu. Yani bu bir süre sonra alışkanlık olmuş. İşte ben bazen, liseden yakın arkadaşlarım var, onların elini tuttuğum oluyor. Yolda yürürken bir anda bakmışım adamın elini tutuyorum. Adamın elini? Çekiliyoruz. Ondan sonra arıyorum, Burcu bir an önce gel. Yani burası. Tatlım, geceden beri Furkan'la seks yaptık. Ben de şaşkınım. Hiç mesela aile olarak borç verdiğiniz birileri oldu mu? Çok güzeller. Soruyu ilk defa duymuşlar. Bizi bu soruya layık gördün. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizi herhalde sen güzel gözünle baktın. Bizi zengin olarak gördün ve bu soruyu sordun. Öncelikle Allah razı olsun abi ama... Kaçıncı ilişkin sene? İlk. Ve son? Son. Bir kadın mı girdi hayatına? Evet. Hakikaten mi? Hakikaten. Hiç aklıma başka birisi de gelmedi hiç bugüne kadar. 16 yaşından bu yana? Aynen öyle. Cehennem bu. Sokakta el ele tutuşur musunuz arkadaşlar? Tutuşuruz. Vallahi. Evet. Öpüşür müsünüz? Öpüşürüz. Öpüşürüz. Ben kararı verdim. Eşek gibi öpüşecek. Öyle mi? Yani yerine göre. Tamam canım, dışarılarda işte yerine göre dediği. Ha, içinden geldi, dudağına öpüşür müsün? Evet. Ne güzel ya. Yani çok public yerlerde değil de. Yani. Nerede mesela? En son nerede öpüştünüz dışarıda? Şimdi gelirken buraya işte yolda. Ha, son bir vedalaşmışlar. Birbirimizi satacağız birazdan ama seni hep sevdim, bunu bil. Evet. Hiçbir eski sevgili tanıyor musun? Tanıyorum. Ne var lan? Tanıyorsun ismen. İsmen. Cismen. Tanıyorum. Evet. Ha, senin de arkadaşın mı? Hayır değil. Ha tamam. Tanıyorsun. Tanıyorum. Nasıl sana göre? Soruya bak, çok ortalama. Yani muallak bir soru yani. İğrenç. İsim de vermedik, bir şey olmaz. Tam bir küçük orospu. Allah Allah. Gerek var abi böyle üstüne gitmeye. İğrenç diyor. Bir de dünya şekeri kız diye çok şey duruyor böyle. Tam bir göt. Elinde sihirli değnek var. Fışt yaptın. Bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Aceleciliğini kesinlikle değiştirmek isterdim ya. Ya bir insan bir yere gideceğiz. Bir saat önce orada olmak ister mi? Ya bir sakin ol diyorum ya. Tam zamanında değilse de 10 dakika sonra orada olalım. 15 dakika sonra orada olalım. Ne olacak diyorum mesela. Tepemde dikiliyor. Hadi. Aa, geldim saça bakın yani. Kahvaltı masasından kalktım geldim. Ben aceleci değilim. Sen uyuşuksun. Mesela acele gitmemiz gereken bir yer var mesela. Ne yapılır? Mesela şu suyu alacaksın buradan. Şöyle yapacaksın. İçeceksin, koyacaksın değil mi? Bu böyle. Hocam sen su içmek için bahane mi yaptın o zaman? Susadın da ayıp olur diye ona bir mizansen mi yazdın? Açık ol.
İkinci yudumu da aldı şu an. Mesut Bey bakın. Bir kere daha göstermem gerekirse. Bazen insan şöyle olur yani. Çok uyuşuk sıçarım. O gidebilir mi? Tatile. Gider. Erkekler de var tanımadığım bir iki tane. Kim onlar? Tanımıyor değil mi? Ad ver. Hiç tanımıyorum. Bana bir yolla bakalım adlarını soyadlarını sen. Telefonlarını bir ver. Kız kıza gidebilir. Erkeklerle gidemez tabii canım. Ne işi var erkeklerle? Tanımadığım erkeğin ne işi var abi ya? Oğlum tamam sinirlenme. Soruyu düşündük. Herif soruya cevap verdi ki sinirleniyor. Gidemez. Erkekler gidemez. Erkekler siktir lan. Yasemin. Huşt yaptın. Bir tane huyu değişiyor Osman'ın. Hangi huy? Çok çabuk sinirleniyor. Öfke problemi var mı hocam? Trafikte nasılsın? Edit var mı? Şimdi onu söyleyecektim. Öfke problemim var ama öfkem haklılığımla doğru orantılı. O da asaletimden geldiği için ve gayet gururlu bir insan olduğum için Mesut Bey bu hayatı şerefimle yaşarım. Hoş geldin Aynalı Tahir. Yaz bakalım delikanlının kitabını. Yazıyorum. Öfken haklılığından geliyor. Ne öfkem demek o? Öfkem oradan geliyor. Çünkü ben trafikte hatalı sollamam. Emniyet şeridinden gitmem. Kırmızı ışıkta gitmem. Yayalara, motor kullananlara öncelik tanırım, yol veririm. Ters yola da girmem. Şimdi tek yön... Bir kamu spotuyla karşı karşıyayız şu an. Siz de böyle ben yapın. Kim miyim? Ben öfkesi haklılığından gelen... Göklerin hakimiyim ben. Himen. Nijan sence dünyanın en güzel kadını mı? Elbette. Bir özelliği değilsin. Hangi özelliği değilsin? Yok ben değişmesi istediğim bir özelliği yok. Gayet memnunum eşimden. Ama zaten eşin kullanışlı mı diye sormadık. Tabii ki de memnunum. Saçları belki. Ha ne olabilirdi saçları? Kısa. Sen galiba kel seviyorsun öyle tahmin ediyorum. Öyle mi? Üç numara mı seviyorsun? Bunun daha kısası öyle yani. Ne olacak daha kısa? Biraz daha kısaları var bunun. Nasıl? Çaktan demiş. Onlar abi Çin balı ama... Kahkül bırakayım dedi. La Casa de Papel'den sonra geçti o dedi. Kahkül şu Tokyo. Tokyo. Ha, Tokyo. Ben hepsini takip ediyorum onların Instagram'dan. Bütün La Casa de Papel oyuncularının tamamının 3 milyon takipçisi oldu. Sıçayım benim de 66 bin. Kahkül bırakacağım lan ben de haftaya. Belki de kahkül değildir yani mesele. Ondan öyledir. Şuraya kadar kahkülle susam ama gülersiniz. Muazzez Ersoy'un sunduğu ilişki testi devam ediyor. Bir kere Barış'a dedim ki sen çamaşırları as. Ben de işte diğer asıl olan çamaşırları katlayayım koyayım falan güzel diye. Bir iş bölümü. Ben bir çamaşırları katlıyorum. Barış da asıyor işte. Ben çamaşırları katladım bitti. Bu arada makineyi boşalttan da Barış. Alayım dedim bir tane çamaşır da ben de asayım. Bir baktım çamaşır kuru. Ne olmuş? Yıkanmamış çamaşırlar. Bir kız var inanamadı şu tür. Yıkanmamış mı? Yıkamamış arasını satayım. Ne oldu yani? Şu adama yetti artık sizin baskılarınız. Bu kadın yetmiyor 10 tane daha gel buraya. Yıkamamış mı? Yıkamamış. Ya çamaşırın yıkanmamış olması o süre sorun değil. Neymiş? Kuru kuru asmaya devam ediyor abi. Şu an hak verdim. Burada çünkü bir zeka problemi de var. Yani Barış'ım senin yanında durdum belli bir yere kadar. Ancak birinci çamaşırın kuru olduğunu anlayınca asmayı bırakmak gerekirdi yani. Kaç boyu? 1.53. Kolombiya'da böyle mi genelde kadınlar? Genelde böyle. Kısa. Kısa. Adamlar? Onlar da kısa. Yapma ya. Ben bu film yaparım ha Kolombiya'da. Geziyor böyle. İyi akşamlar. Merhaba. Yarı tanrıyım ben. Evet. İyi akşamlar. Yarı ama. Maksadım da açmasın. Üstüm at. Altım. İlişkinizin bir sırrı var mı? Sadece ikinizin bildiği. Sır derken böyle özel, bize özel bir şey mi? Evet. Çok var. Sır derken diyor bize özel mi yoksa herkesin bildiği mi? Oğlum sır zaten size özel mi? Sakladığımız bir şey mi yoksa kimse bilmedi ama bizim yaptığımız bir şey mi? Yani saklamak için çaba göstermiyoruz ama kimse de bilmiyor. Onur ne diyorsun abi? Allah'a seversen ne diyorsun? Bana bunu anlat. Çok basit bir soru. İlişkisinin sırrı var mı? Sır derken. Yani benim bildiğim onun bilmediği mi? Onun bildiği benim bilmediğim mi? Sadece babamızın bildiği mi? Hayır abi. Sır öyle bir şeydir. İkinizin bildiği. Yani var. Çok var. Çok var. Aslında ama çok böyle gelmedi. Anlatılmayacak gibi olmayanlardan bir tane. Yani mesela yatakta şöyle şeylerimiz var. Sakin sakin. Şahika ve Eren'le yeni bir ilişki testinde karşınızdayız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Kaç senelik bir ilişki? 6,5. 6,5. Ne evet. Güzel. Evlilik de var. Evet. Var var. Son 2 yıldır evliyiz. 2 yıldır. Ne güzel. Azıcık daha. Eren'de şey var yani. Bir gerginlik var. Azıcık sorsun da bakalım. Arkada böylelerdi. Biz her şeyi izledik abi. Çok rahatız. Buraya geliyorlar. Sübhaneke Allah'ım efendim. Koray, çok da hakim olmadığın birkaç adamın da olduğu bir tatile gidebilir mi sensiz? Gidemez. Sinirim bozuldu. Sinirlerim bozuldu. Neden? Gideyim. 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 Oğlum siz manyak mısınız ikiniz?
gidemez diyor. Öbürü kıkır kıkır gülemeye yapıyor. Gidebilir. Yani sen bu kız gülmeye başlayınca seni daha evvel bıçakladım, açık ol bana. Sen bir şeyden korktun o arada. Yani bunun bir belli ki bir tövbe estağfurullah bir hali var, o geldi. Sen bir korktun. Sen niye kıkırdadın? Ne oldu? Bilmiyorum ya. Yine politik mi cevap verecek diye düşündüm de o yüzden. Ha tamam. Koray gidebilir mi? Tanımıyorsun. Nilay var, Müjgan var, Ece var. Üçü de bikinili, dördü gidiyorlar. İşten... Bir de kış ayı yani. Öbür üçü bengay sürmüş, üşümüyorlar. Sıkacağım böyle hayal dünyasına ben. Şık bulur musun Gülce'yi? Tabii tabii, aynen. Sen onu şık bulur musun? Hayır. Dikkat etmez mi? Hiç etmez. Yani bir gri eşofmanı var. Yani onunla her yere gidebilir yani. Onun ayağından, ayağından zor çıkarıyoruz onu. Öyle mi? Öyle yani. Onun, ama onun böyle bir genişler, bildiniz mi onu böyle? Gökten aşağı sarkar böyle kocaman. Sıçmışın gibi ama değil, o da belli. Yetişkinsin çünkü. Hiç aram yok ya. Yani ama bu kadar da olma aga ya, bir tane eşofmanla. Abimlerimiz 4 yaş. Hep abimden ne kaldıysa onu giydim. Eşofmanın 4 yılda abiyle geçmişi var. Aa sen düşün ne durumda şu an. Ama toparlamaya çalışıyorum. Sen alır mısın ona kıyafet? Alıyorum. Ha değil mi? Ben de derslere giriyorum bir yandan. Oralarda aynen da eşofmanla falan olmuyor yani. Oğlum seve abi yani analitik geometri. Doğrunun noktaya uzaklığı. Ben senin ağına bakıyorum hocam. Hocam anlat sen de, bu nedir ya, kusura bakma da yani. İçkinin bir yerinde eski sevgililer konuşuldu mu? Ya ben o konuda biraz şeyim ya, hiç sormadım. Tahammülü yok konuşmaya o yüzden. Öyle mi? Yani şey, çok kıskanıyorum ben öyle konularda. Kıskanç mısındır? Kıskancım. Öyle mi? Benim mesela Dilan'la en büyük kavgam, yine onu çok kıskandığım için. Yani kimde? Onu anlatayım bilmiyorum da. Ya anlat canım, keseriz. Bir gruptan, rock grubundan. Gruptan adını söyleyeyim mi? Söyle canım. Kargo. Kargo. Kargo'dan mı kıskandın? Gruptan oldu gibi. Ben de seni Kütahya'dan kıskanıyorum. Hadi bakalım. Yani başka bir kavramdan hanımını kıskanan ilk defa görüyorum şu an yani. Çok saçma. O beni sehpadan kıskanıyor. Asıl çarım artık. Tanıyor musun onun ailesini? Tanıyorum. Var mı yani tanışıklıkları? Var var. Tabii tabii, aileler tabii tanışık. Tamam. Nasıl seninle mesela ilişkileri? Annesinin babasının? Görünen çok harikaymış gibi yani. Ama içini bilemeyiz. Bu kadar beklemiyordum yani. Öyle mi? Tabii tabii. Seviyorlar bayağı. Tabii. Damat diyorlar mı? Yok demiyorlar, o yok. Ha anladım. Özgür babacım diyor. Ben babacım diyorum sadece. Ha, baba diyorsun yani. Yok demiyorum. Bazen diyor. Oğlum babacım kuş musun sen? Niye babacım diyorsun yani? Benim abi normal cümlem o yani. Babacım babacım. Bazen ne diyorsun? Maşuk. Şık bulur musun Okan'ı? Evet, çok dikkat eder üstüne. Dikkat eder mi? Çok. Metroseksüel diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. Seksi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bak kız kameraya. Benim kocam seksidir de. Tamam, benim kocam burada, seksidir. Vallahi bak. Benim. Bak şu kameraya. Benim bir kere de kadın söylesin. Buyurun. Tamam yani. Benim kocam seksidir. Böyle ne güzel adam. Ben seksiyim. Hoppa. Kocam derken belki beni almaz da kamera. Zoomlamaz. Burada seksi olan. Hanımlar, beyler. Yepyeni bölümümüz ilişki testi rekor bir katılımla, alkışlarla başlıyor. Bu kaçıncı bölüm, ilk defa bir şey unuttuk, konukları. Çifti unuttum la. İyice şizofren gibi. Kaç yıllık birliktesiniz? Daha güzel olsaydı dedim, bir fiziki özelliği var mı? Abi ikinci bacağı biraz altına gazete koymadan tam dik durmuyor, öyle söyleyeyim. Ben böyle götürürüm ben yarım saat. Eğer herkes okeyse çift varmış gibi yapalım yani. Bunları da öpüştürüp siktir olup gidelim. Var mısınız? Göktuğ şık bir adam olarak bulur musun? Aşıktır. Şık. O çok özenir. Üstüne öyle mi? Çok metroseksüel özenir diyebilir miyiz? Derim. Makyaj derim yapar mı? Makyaj yapmaz. Ama işte atıyorum şurasındaki böyle küçük küçük tüylerini, şu kaşının ortasını falan alır mesela. Adamı sadece kıl üzerinden değerlendiremezsin ya. Şık bulur musun? Kılı azken evet. Ne zaman bakımsız, kılı çokken. Kayınvalidelik yapıyor mu sana? Yani böyle hötöt mü acık? Hayır. Ha güzel. Ne der sana? Kızım. Sen ona? Anne. Ha tamam. Hemen dedin mi anne? Dedim çünkü söz yüzüklerimiz takıldı. Geldi odaya. Artık dedi bana Hülya teyze demeyeceksin, anne diyeceksin dedi. Direkt kendisi söyletti. Anne dedim ben de. Elimi sobaya bastı. Hadi bakalım. Çalışıyoruz şimdi. Anne! Bir kere daha. Hani yanıyorum. Hayır anne. Kavga eder misiniz arada? Çok nadir. Hani buraya gelmeden önce de düşündük kendi aramızda. Hani en son ne zaman kavga ettik? Onları söyleme. Büyüyü bozma. Gelmeden düşündük deme. Şimdi baştan sorayım ben. Tamam. Oo aklımıza gelmemişti falan yap. Bak çok enteresan bir soru soracağım şimdi. Daha önce sormadım. Acaba ne? Ne var lan?
Arada hiç kavga eder misiniz? Hiç düşünmedik. Kötü oyuncu! Flash TV'ye bak ya! Fiboş'a bak sen! Böyle yapıyorsun benim. El niye burada, niye püf diyor. Diyelim yıllar geçti. Ayrılmışsınız. Kim ayrılmış olabilir? Yani hanginiz basıp gitmeye daha, bir tık da olsa daha yakın? Çok iyi soru yalnız. Oğlum soruyu övüp zaman kazanamazsın yani. Hadi ben yapıyorum. Mükemmel soru ha. Hocam evlenme teklifini hanginiz etti? Yani Kargaköy'de oturuyorduk bir gün. Ya dedi hiç nedir durum falan. Düşünüyor musun dedi böyle. Ne ayaksın sen? Nedir durum? Sonra işte evlendik. Uzun zamandır duyduğumuz en uzun hikaye gerçekten yani. Teklif ettin mi ama? Ya biz evlenelim bari olduk. Yani öyle benimle evlenir misin gibi bir kalıbımız olmadı. Sonra da 15 gün sonra mı ne evlendik ya? Alemdağ Belediyesi'ne gittik. Beyaz tişört giydik, evlendik. İki de şahit bulduk. Davetiniz, mahvetiniz yok muydu? Altın yok. Takmalar falan. Yok, yok. Hiçbir şey yoktu. Ha. Herhalde yok, bize yakışır, rica ederiz. Altın herkese yakışır Ayça. Sizin mesela bu 10 yıllık ilişkinizden önce eski sevgilileriniz de vardı. Tabii. O eski sevgilinin isimleri aklınıza değildir artık. Aklımızdadır da vermek doğru olmaz yani. Ayıp denen bir şey var. Bu programda yüzüme de söylendi bu. Ayıp denen bir şey var ya. Artık insanların ilişkilerini irdelemekten vazgeçin. Neyin peşindesiniz ya siz? Artık sormayın. Özelimiz bunlar bizim ya. Çapkın mıdır yani? Gizli çapkın. Söz çapkını mıdır? Gizli çapkın. Öyle mi? Evet. Yani flörtöz bir adam mıdır? Evet öyle. Ha? Yani ilk kuzeni de işte biz görüşmeye başladığımızda, konuşmaya başladığımızda çapkındır o, biraz dikkat et demiş. Oradan bir şeyimiz kaldı yani. Halbuki yok öyle bir şey. Ya bu adam seni tanıyor canım, bir şeyler var belli ki. Tabii canım, kaç senelik arkadaşı yani. Hiç. Cevap da vermiyorum hayır. Kaç senelik arkadaşı? Yeterince sabit durursan bu soru geçiştirilir şu an. Çocukla yapmışsınız. Yaptık. İsimleri Uzay ve Kuzey. Kuzey. Kim koydu bunları? Valla eşim Kuzey'in adını koydu. Çağla Şikel o arada doğurmak üzereydi. Onlar koydular. Ondan duyduk. Hoşumuza gitti. İkinciyi Çağla Şikel'den duydunuz. Evet, aynen. Onun çocuğunun adı Böyle Kuzey. Böyle şey oluyor mu ya? Ne koymuş? Sonra o ikinci çocuğu hamile kaldı. Onun arkasından ben hamile kaldım. O Uzay koydu adını. Siz Çağla'la telefonlaşıyor musunuz? Şimdi! Burası şimdi... İsmet İnönü Sanat Merkezi, fuarın oradayız. Kordona kadar böyle yürüdük hepimiz, hep beraber. Buradaki 600 kişi de sana bakıyor. Tangayla kordonda koşar mısın? Kordon sahilde, gerçi tangayla İzmir'de koşarsın bir tek zaten yani. Soru ilk defa mantıklı bir hal aldı İzmir'de. Kimse demez yani bu çocuk niye koşuyor. Herhalde hava alıyor falan diye bakar. Hocam çok böyle beğendiğin bir ünlü var mı? Var. Hayran olduğu kim? Yani fizik olarak, tip olarak beğendiğim Rihanna var. Rihanna? Evet. Şu İsmet İnönü'nün kapısı şurası. Rihanna aşağıya doğru. Work, 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 work. diye geliyor. Tam bak. Halime bak. Buraya teaser yapma vallahi bak. 8 sene öncesinde başka bir uzun ilişkin oldu mu Onur? Olmadı. Hiç. Yani İlk kız arkadaşın Sinem mi? Değil ama uzun değil diğerleri. Ne böyle kadardı uzunlukları? Bir ay, 40 gün. Senin kuzun? Olmadı. Hiç? Olmadı. Onun ilk erkek arkadaşı. Ciddi misin? Evet. Ana! Evet, ilk erkek arkadaşı. Gerçi sen zaten 28 yaşındasın, 20 yaşında. Aynen. Başladınız, Onur'la tanıştın, sonra bir daha da hep Yok, Onur. Aynen öyle. Oh Onur. Ne güzel ya. Baktım Onur'dan başkası beni çekmez. Şimdi bu hikaye bazısına romantik gelir, benim gibi bazısına cehennem gelir. Hayat böyledir yani. Bu çok kıymetli diyenler el kaldırsın. Ay. Üç kişi oğlum. Bu bir cehennem diyenler. Oh be, ulan kendim gibi insan görünce çok mutlu oldum. Ben hep geleceğim daha buraya. Valla ben ilişki testinde 50 bölümdür bunu savunuyorum. Meğer siz buradaymışsınız. Ben çok mutluyum şu an. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Yok, birlikte yaşamıyoruz. Sen kimle yaşıyorsun şu an hocam? Tek yaşıyor gibiyim. Yani ailemin evi de aslında gelmiyorlar buraya fazla. O zaman tesis var. Ne var oğlum? Yetişkin insanlar bunlar yani. Tesis. Efendim? Geldik tesiste, evet. Tamam, sustum. Hiç anlamıyorum şu an ama. Tamam. Dur lan, anlayacağım ben size. Ne sen dedin? Konu olarak... Konu tesise... olarak tesise geldik ne demek? Evet. Hani işte ilişki testinde o kısmı.
Geçenki bölümü de izlemiş bu. Ben hepsini izledim. Askıda anahtar bölümü falan sanırım ona bir şey oldu. Yok. Ha tamam, bir önceki bölümde biz tesis tesis diyorduk. Aynen. İzmir bölümünde. Aynen. Tamam. Ama bunu açıklamalısın abi, biz bunu bilemeyiz yani. Abi ben hepsini izliyorum, o yüzden yani sen de hepsini izliyorsun sonuçta. Yok. Ben yapıyorum, bazen canlı istemiyorum. Tamam ya, abi sen haberdar mısın bölüm programı? Öp şu Barış'ın. Alkışlarla! Tanılar, deneyelim bakalım Bakırköy'de belki hep beraber deniriz. Herkes aynı anda üç deyince sevdiceğini öpsün. Sevdiceğini tanımadığına yumulma, saçmalama. Abi bu fırsat, bak şu orta göbekten korkuyorum, yapma. Garip garip şeyler çıkmasın, yapma. Sevdiceğini ya, ne var ya? İlişki testi mi bu? Al abi seyirciyi. Hadi bakalım, bir. Ulan şuradan kalp sesi geliyor, kalp. Gup, 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 gup. Şılmaz ya, iki, üç, şimdi! Bir şey söyleyeceğim, ben bu sesleri dinlemek zorunda değilim. Ben... Tuk tuk tuk, bu ne ya? Sık sık över misin yoksa nadir mi olur kuzum bu? Yok, över. Öyle mi? Ama işte ama Gizem daha çok eleştirsel yaklaşımla yakınır yani. Hani evet. Övdü yani mesela 3 kere eleştiriyorsan bir kere överim. Ama akabinde de bir şeyden sonra olur der. Onu da ekler yani. Evet. Öyle olsaydı der yani. Şu da öyle olabilirdi. Ha, yani övgünün içinde ama, bile yine de böyle bir gıcık bir taraf bırakıyorsun yani. Yani iyi yapmışsın ama işte ne bileyim bunun baharatı biraz daha tuzlu olsa daha iyi olur mesela sopalıksın gibi. Tam sopalıksın ha. Evet. Evet, düzelsene ya, övgü dediğin şey başka bir şey barındırmaz içinde doğru. Yani. O zaman doğru. Ne anladım ben övgüden? Tüküreyim ben övgüye. Ağzı sıçayım öyle övgün, öyle söylüyorum. Durduk yere coştum ben. O övgünme anasını var ya anasını. Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre, İlişki Testi yepis yeni bölümüyle alkışlarla başlıyor. Bugün Orhun ve Özge'yleyiz. İlişki kaç yıl? 10 yıl. 10 yıl, buyurun. Hanımefendi mikrofonu açmayı düşünmüş olabilirim. Bu kadar da enerjik girdiydim. Düşük açacağım. Ben Deniz Mesut Süre. Bu kodumun ilişki testi. Gene başlıyor. Hoş geldiniz. Şurkan. Kaç yıllık ilişki? 10. 10. İyi. Kızı seviyor mu? Çok. Sen çocuğu seviyor mu? Seviyorum. Tamam. İlişki testi sona erdi. Son tahlilde gidebiliyor mu? Hayır. O? Gidebilir çünkü yani eğer konumuz şeyse gerçekten başka erkeklerle olmaktansa ben haberim olmadan da hayır, olabilir yani. Baş, sakin. Soruyu bir kere doğru yerden hayır aldılar. Başka erkeklerle benden haber vermeden de bir arada olabilir demek istiyorum. Hah tamam. Yani bizde bir izin alma izin verme durumumuz olmaz. Heh. Zaten öyle bir şey yoktur da. Ben konuşuyor. Yap bakalım hareketini. Bence. Saçmalama. Vallahi bak uzun zamandır ben bu kadar güzel teaser görmedim yani. Adam vallahi anlatıyor. Abi güven meselesi sonuçta yani başkaları da isterse benim haberim olmaz kız böyle yapıyor. Çok net. Konu kapanıyor yani. Bir elbise ne kadar olmalı? Meblağ olarak. Nerede giyecek? Giyecek? Güzel soru. Mezuniyette. Minimum 100. 100. Minimum. Max? Maksimum ben 500 lira vermem yani mesela. Tamam. Bu kadar. Çorap? 15-20 lira. İyi fiyat verdi yani çorap. Çünkü bizde burada 5 tane 2 lira yalan vardı şu an Üsküdar Meydanı'nda. Parmak kaldıran var. Oğlum hemen belli etme manyak. Abi 40 kuruş benim. 40 çünkü benim. Ama küçük kısa çorap değil, kilotlu çorap. Kısa çoraplar bunlar daha... Bunlar da kilotlu ya. Ben böyle çıkardım da şuraya kadar bunlar. Ama şaşırsınız değil mi? Pantolonu çıkarıyorum. Buraya kadar kilotlu rengarenk çoraplarla 52 bölümdür yayındaymışım ben. Abi senin götünde rengarenkmiş. Ne gerek var yani? Meslekler ne bu arada? Ben bankada denetçiyim. Denetçi. Sen baba? Mobilyacıyım abi. Mobilyacı? Mobilya mağazam. Ana mağazan var. Abi bir de çok çift var. Mobilya lazım olacak elbet. Ya rica ederim. Oğlum kendi mobilyacını duyurmaya buraya gelemezsin ya. Manyağa bak, çok çift var abi, en güzel yerdeyiz. Tamam, ilişki testinden senin dükkana gelecekleri iskonto yapıyor musun? Yaparım. Tabii. Yüzde kaç? Ne istersen abi. 95.
Tamam abi. Ya, saçmalama oğlum. Hayır. %100 koltuk takımı yapalım. Almışız 6 lira tutmuşuz. Gayet güzel ya. Çeket almış 40 kuruş. Ulan ne güzel ya. Eti puf alacağım ama çeket aldım. Gayet güzel. Yum yum mu alsam? Litrim mi alsam? Litrini alayım. Instagram'da eski sevgilisinin storylerine sadece bakıyor. Problem mi? Olur, evet. Bakıyor ama. Niye ya ama? Yazmıyor bir şey. Bakıyor böyle içli içli sigara içiyor. Kaçırdık abi. Bu da mı problem? Birazcık aşı ya kendini. Olur ya tabii, problem ederim ben. Bu dediğim olur canım, bende de yani. Ben yaparken de şu anda da problem yani. Rakı içerken karşısına koyuyor. Böyle kocaman portresini yaptırmış yatağınızın karşısında, ona bakıyor gece, problem olur mu? Çok komik olmaz mı eski sevgilisi? Kocaman portresi, beraber bakıyoruz hadi bakalım. Tek mi yaşıyorsun hocam? Evet, tek yaşıyorum. Burak, ha, sen? Ben de tek yaşıyorum. Öyle mi? Hı-hı. Aferin kız, öğrenciyken. Evet. Vay, ne kadar kira? 400. 400 TL. Affedersiniz, kağıtı mı? 400 mü? Galiba kod farkından -6 falan. Nerede bu? Abi Markma'da kalıyorum. 1+1. +1 ateş içinde ama oraya gidemiyorum çok. 400 ne oğlum? 33 metrekare zaten. 33 mü? Evet, kapıyı açtığınızda bitiyor ev yani. Bitti. Bugün de oturduk. Bugün de, dur şuradan çay koyayım. Bugün de oturduk, dur şuradan duş alayım. Vallahi güzel oturduk ha. Horluyor musun? İnanılmaz. Hadi canım. Tabii tabii. Bayağı biliyorum. Gümbür gümbür mü horluyor? Tabii tabii. Tabii, tabii. Aslan Max. Gerçekten. Ne dedin şu an? Aslan Max ne? Dondurma mı? Ya onun böyle bir karakteri Sponsor. Var. Tamam. Böyle bir gürleme sesi çıkarıyor. Ben ona Aslan Max diyorum da öyle. Ya öyle uyandırıyorum bazen mesela. Aslan Max oldun diyorum. O böyle bir kendine çeki düzen veriyor. Ya da ne bileyim, çeviriyorum falan. O ikuda oynuyor işte. Mesela şöyle. Tabii tabii öyle. Uyandırıyor. Vallahi. Aslan Max böyle mi yapıyor? Sağ mı? Vanilyalıyım ben. 1,5 lirayım. Cipsin içinden çıkıyorum bazen. Aslan Max'ın. Taktiğine bak, 38 yaşında adam. İlişkinin dokunmatiği kim? Daha çok böyle muç 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 öper eder. Bence ben. Sen misin? Aynen. Nasıl mesela? Burada mı? Hayır. Çok isteriz. Hayır hayır, yani şey mi? Yani mesela işten geldikten sonra bir böyle bir 15 dakika falan bir sarmaş dolaş. Oldu mu şey? Sakin sakin. O kadar. Açıkçası yani? Buradaki kadar oldu şu an anlatacağım. Abi sana şöyle söyleyeyim, en az 15 dakika. Ne gerek var abi? Hayır, hayır. Niye coştun yani durduk yere? Normal olarak söyledim yani. İnsan eşini nasıl öperse normal olarak olsun. Sürekli böyle bir cevap geliyor. İlişkinin dokunmatiği kim? 15 dakika. Kaçamaz ki. İlişkinin dokunmatiği kim? Benim daha çok sever. Biraz daha benim aslında. Ama onda da başladı son. Ya ben el tutmaktan falan. Tutmadan uyuyamam mesela. Aynen, el tutarım güzel. Hep. İşte bir de hayvan var öyle, el ele uyuyorlar. Kim onlar? Susamurlu değil mi? Susamurları. Çok güzel bir görüntü o. Ne oldu, ben teşbih hata mı ettim ya? Susamurları evet, el ele uyurlar. Kötü mü? Yok, kötü değil. Yok, çok tatlıdır. Ha? Kız da ilişkili, kötü bir şey biliyor şu an. Hayır, şey, su aygırıyla karıştırmışsın ya. Su aygırıyla karıştırmış. Ya biz bir kere mesela... Su aygırları düşünsene. İkisi de el ele böyle, ne yapıyorsun? Oğlum bütün nehri kapattık ha. Şey yapabilir misin peki hocam? Kız içeride, Türk filmi gibi. Yanıyor ev, sen dışarıdasın. Girme, 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 girme diyorlar. Atar mısın kendini içeri? Atarım, atarım. Ateşin içine. Sakın yapma, yanarsın. Filmlerde kurtuluyorsun da cayır cayır yanarsın yani. Oğlum ateş öyle bir şey değil, aşk dinlemez ya. Yakıverir telini, siktir de kimse girmesin. Orada kaç aymış, boşver, hayat böyle yani. Kavga eder misiniz arada? Çok ederiz yani. Hadi canım. Ama böyle hafif kavgalar, yani fikir ayrılıkları olur genelde. İşte hani şunu mu yapalım, hayır bunu yapalım falan. Son fikir ayrılığınız neydi? Ya buraya gelmeden önce giydiği kıyafette bile tartıştık yani. Tamam, sen bunu mu giysin? Yani ben biraz daha şık bir şey giyeyim dedim. O da ne abartıyorsun zaten dedi. Hani nereye gidiyoruz? Ne abartıyorsun? İtin kopuğun katıldığı bir program. Ben oraya yaprakla katıldığını gördüm. Sen ne abartıyorsun ya?
Giyinme abi. Giyinmemek bak bu ilişki testinde. Ne iş yapıyorsun hocam? Aşçıyım. Peki mesleği aşçılık olan biri kolay kolay evde yemek yapmaz. Doğru mu? Ben severek yapıyorum. Vallahi. Evde de yapıyorum. Sen yapmıyorsun. İlk başlarda bir deneyimimiz oldu. Bir. Ama çok iyi olmadı deneyim. Ne denedi? Pilav yapmaya çalıştı. Pilav mı? Pilavı yapmaya çalıştı. Biraz çıtırlı oldu. Ne demek o bilmeyenlere? Kavurdu, suyunu koydu. Sonra bir baktı, aha bu az oldu dedi. Yani pilavın olmasına bir 10 dakika kala pirinci tekrardan koydu üstüne. O da tam olmadı. Biraz daha pirinç kattım. Çok az olmuştu pirinci. Ha, azıcık daha pirinç kattım. Bu yeni pirinçler de şaşırmıştı. Ne oluyor bu pirinç? Bu yandaki kaynıyor da ben niye böyle daha bir ılığım ben. Açık ılığım ama inşallah yenirim sonra yani. Şu yaşımda pilav taklidi yapıyorum. Sıçarım böyle inşallah. Huy olarak bir hayvana benzetecek olsan Enes'i hangi hayvana benzetirsin? Çok belli. Tembel hayvan. Tembel hayvan evet. Sağdan sola dönemiyormuş yani. Üşen geçtikten o da. Değil mi? O kadar yavaş hareket ediyormuş ki yırtıcılar seçemiyormuş hayvanı. Radara yakalanmış. Manyağa bak, yavaşlıkta kazanıyor. Aynen. Hocam ben çimenim. Çimenim. Çimen olmasam kıpraşırım. Çimenim çünkü. Ebru, Batu'dan daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilir diyenler o desin. Vay, Batu sevildin ha. Teşekkür ederim. Batu, Ebru'dan daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi diyenler o desin. Batu şaşkın. Aa. Bulabilir miydi lan? Diğer adam sana. Aa. Oğlum ne güzel, iyi ki geldin bu programa ya. Ya benim bayağı gönül gözüm açıldı yani. Bir hayvana benzetecek olsan Ayşin'i. Huylarından falan. Hangi hayvana benzetirsin? Evde tavşan kulakları var, onun tavşan kulakları takıyor falan. O yüzden tavşana benzetirim. Yani. Fantezilerinizi burada paylaşmayacaksınız. Bizi hiç ilgilendirmesin. Saçmalık. Hoş geldin, rahat. Kameranın önüne geçiyor. Bunlar da ne konuşuyor? Azıcık daha gezeyim. Ne anlatıyorduk biz? Ne konuşuyorduk bu çocuklar kalkarken? Hayvan. Hayvan ha, fantezi falan. En güzel yerde gitmiş ya. Ne güzel, seks konuşuyoruz, insan geçiyor. Türkiye'nin en büyük problemi. Kendi aramızda konuşamıyoruz, insanlar geçiyor. Seks diyoruz, tavşan diyoruz, tık tık tık. Nereye gidiyor? Belli ki konuyu sevmedi. Bu ne alaksız program, ben giderim abi buradan. Birlikte yaşadıktan sonra fark ettiğin garip bir huyu oldu mu? Ya yatarken garip huyları var. Tamam, neymiş? Yani dizlerini böyle şey yaparak şöyle durur. Şöyle uyuyorum, onu söyleyeyim. Nasıl bir yani? De şu şeyi var. Uyurken? Oğlum beni uyunur mu lan? Zahmetli ben uyku. Vallahi böyle uyur. Abi uyandım daha yorgunum sıçayım. 11 saattir yatıyorum, yorgun uyandım. Bu nedir ya? Şimdi hakikaten iyi iletişimi. Böyle şey misindir? Böyle onunla da konuşayım, bununla da konuşayım. Sever misin yani? Diyalog kurmayı. İletişimi severim. Yani insanlarla sohbet etmeyi, konuşmayı severim yani. Merhaba, nasılsınız falan diye hani insanlara halini hatırını sorar. Ne güzel işte, bu evet, çok güzel. Bu güzel bir medeni şey. Bir hareket. Ama karşı taraf çok alışık olmadığı için bunu farklı algılıyor bazı insanlar. Nasılsın deyince farklı algılayan kim var? İyiyim falan diye böyle şey yapanlar. Mesela... Şöyle bir diyalog, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Bilmem. Sen öyle iştir misin? Ben eleştiririm. Ya ilaç kullanması gerekiyor mesela, kullanmıyor. Ne ilacı? Geçmiş olsun. B12 eksikliği var. Yani sağlığı önemsemesi gerekiyor, onu yapmıyor. Hiç onu söylüyorum mesela. Yani ya da ev işlerini falan da yaptığı işleri de yine söylüyorum, eleştiriyorum. B12 eksikliği var diyor. Adam diyor ki unutuyorum. Kanki normal. İlacı içmezsen, ilacı içmeyi unutursun. Bu yani bir paradoks. Aynen. Bu bir sarmal. Orada dönüyorum şu an. Orada gidersin. Luba girmişsin sen yani. Ne unuttum? İlacı unuttum. Aa, içmedim. İlacı unuttum, içmedim. Ne unuttum? Böyle devam eder o. Biraz geç düştü bende de. O arayı yönetmen kesti mi? Çak diye koyarız ha valla. Ne bilecek YouTube başında izleyen siktir et ya. Diyecek ki ne kadar zeki. Halbuki hep böyle yavaş yavaş aklıma geliyor. Ne var lan? Oğalar mı filmlerde falan? Ha, korku? Yok. Korku da pek izlemem. Korkuyor çünkü, izlemiyor. Barış çok korkaktı. Her şeyden korkuyor ya. O şey var onun. Karanlığı ben böyle sevmem. Yanında bodyguard gibi dolaşıyorum. Bodyguard gibi mi dolaşıyorsun? Evet. Pınar'da şey ama o konularda daha böyle
karanlık mara, zifiri karanlık, hiçbir şey görmüyorken çıkar eder, evde dolaşır, dışarı çıkar. Kamplarda mesela dağın başına gidiyoruz, incin top oynuyor. Gece herkesi artık... çişe götürüyorum ya. Çişe? Minik evet, çişe götürüyor böyle ya. Böyle tutuşup böyle karanlıkta. Gece görüşü mü var ne bileyim anlamıyorum. Takıp gidiyor. Olabilir. Açıyor mu fener meğer? Yok hiç gerek öyle yok. Normal. Yok, hiç gerek Allah Allah. Diyor ay var diyor, yeteri kadar ışık yok mu? Ya ay ne kadar ışık verebilir yani? Ay, kendine baksana önce kendine. Aydı nasıl ay yani? Aya laf ettik program var. Sen kim köpeksin? Ben 120 kiloyum, sana geliyorum 20 kiloyum. Sekele burada. Ne yapıyorsun ev işi? Yani bir kere süpürge bende. Paspas bende. Evet. 6 senelik evlilikte elektrik süpürgesi. Aynı şeyler bu süpürge paspas. Faraş bende. Ben süpürge bende. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bende. Çamaşır makinesi yarıyor. Yani işte. Sende ne var kuzum acaba? Yemek? Yemek onda, kahvaltı genelde bende. Nasıl sende ya kahvaltı? Genelde bende. Değil yok. Adama kitlemiş de çık yani. Yok yok hayır hayır. Ütü kimde? Ütü tabii ki onda. Hiç beceremem ondan dolayı onda yani. Adama bak yavrum ütü onda. Anlaşma çok güzel zannediyor. Ütü hayır, onda. Mesela gel gel. Yavruya ütüyü kilitledim. Hiç sesini çıkarmadım. Niye'nin dağınıklığıyla ilgili en tuhaf ne gördün evin içinde? Şey ne olacak dikkat Dikkat etsin canım ne olacak? Dikkat yani şey... montunu atıyor. Eve girer girmez. Ben hayatımda sütyen diyecekken... mont diye... Ya onlar var. Mont deyip bu kadar var, belli eden insan böyle yaptı. Mont... Yani... Eliyle gösterip mont dedim. İkizlere mont abi. Ağzından en sert ne çıktı? Şey, siyah var ya. Siyah. O dedim bir kere. Dedim. O kadar. O kadar yani. Bir kere mi? Yani, siktir gittiler falan da oluyor da hani. Ama şey böyle hani, siyah daha hoşuma gidiyor. Siktir git lan diyor direkt. Ha, hiç siyah. De şey yapmıyor yani. Yüzümü de şey yapıyorum ama. Evet, siktir git lan diyor böyle. Oğlum tamam yeter anladık iyice. Hoşuna mı gitti ne yapıyor? Sizden reaksiyon gelmedi mi? Sütü git lan. Abi dur anlamadılar. Sütü git lan. Hareketi bir daha yapıyor. Kız da yanında böyle yapıyor. Siye. Bambaşka. Sürreel bir tablonun arasında kaldım. Ne anlattıkları belli değil. Hayran olduğum ünlü var mı? Kim? Ya, Alvaro Soler diye İspanyol bir... Alvaro Soler. İspanyol sanatçı var. O. Sanatçı. Neciymiş? Yani şarkıcı. Aa. Ha. Hangi bilindik şarkısı? Esposito. O mu? Çok utandım ya. Valla böyle olur. Aklına ilk geleni söylersin. Ben ciddi sormuştum ve güldüm. Çok üzülüyorum şu an. Zaten beni üzen o yani. Bunun ihtimaline inanmam. Hocam hanımını ara ara över misin? Överim. En son yani. Ne zaman övdün? Konu neydi? En son ne zaman övdüğümü bilmiyorum ama organizasyon işlerini iyi yapar. Yani ben zaten yavaş olduğum için çok o konuya girmiyorum. İşte yarın bir yere gideceksek işte çantaya şunları koyalım gibi. Öyle organizasyonu ona bırakıyorum. İlişkinin planı yapanı hanımefendi mi? Evet. Evet. Yani. Tatile gidilecek. Tabii o çantayı o ayarlar. Oteli kim ayarlar? Oteli de o ayarlar. Biletleri? O ayarlar. Kendi gitsin o zaman bu kadar uğraştığına göre. Sana çok ihtiyaç yok öyle tahmin ediyorum yani bu. Yani... Manyak kim gider o gider hoppa. Mesela köpek üzerinden kavga ediyoruz mu hiç? Dışarı çıkarma sırası gibi bir durum var bizde. Normal. Ama Aresti Rottweiler yani çok kuvvetli bir köpek benim çıkartmam çok zor. Aha. Ya çekiyor yani ya da birine saldırabilir Allah korusun. Ama çok seversiniz görürseniz. Daha az önce dedin insanlar kapı verir diye. Korkuyorlar yani insanlar korkuyor. Sen korkmazsan hiçbir şey olmaz. Ama korkarsan... Olabilir. Korkmazsan olmaz. Şimdi yani vatandaşım olanlar ben. Bilir. Başka hayat gayelerim var. Yoğurt almışım evime gidiyorum. Evet. Hiçbir şey hanımım olmaz. Ispanak yapmış. Yoğurt almışım. Bir de bir köpekle alakam var. Görüyorum. Köpek gördüm. Ay yaptım kaptı gitmiş. Suçlu ben miyim? Hayır hiçbir şey olmaz. Benim yoğurdum var. Ispanak yiyeceğim ben. Ben sadece korktum diye benim götümü ısıramaz yani kusura bakma. Hanımlar beyler. Çağdaşlık. 10 üzerinden. 9 ezürü diyenler. O desin. Oh. Evet. Çağdaş mıyız? Yok abi en yüksek puan 2. Gelmiş sözelci.
Hayır, Allah kahretsin sayısalcıyım. Yani. Sözelcileri de karşımıza aldık ama alalım, bir şey olmaz. Şimdi devam. Türkiye Sözelciler Derneği kınamaya iniyormuş değil mi? Öyle dernek mi abi? Olur olur. Sürekli soru çözüyorlar. Anlatım bozukluğunu bulmuş. 56 tane çay söylemiş. Lokali var. Sözelciler lokali. Şey varmış değil mi? Sayı görünce ağlayan var. Bilmiyorum, 5'i bilmiyorum. 5'i, 8'i bilmiyorum. Oradan sormayın artık. Hiç kazıklandın mı? Evet. Bir şey almak anlamında değil de büyük arkadaş kazığı yedim ben. Nasıl? Üniversitede. Doğal sert bir şey geldi yani. Onu anlat o zaman. Siktir et benim sorumu. Sen onu anlat. Ben hiç sormadım. Sen devam et. O arkadaş kazığı nedir? Üniversitede Ankara'daydım. 4 kız kalıyorduk evde. Bir arkadaşı evden kovdum. Patlıcan. Neydi konu? Patlıcan. Ya bir patlıcan mevzu olmuş. İşte dolapta varmış da 3 tane. Sizden bana tek ricam, buraya ayık gelin. Yani ne olur. İçki içmeden, bir şey kullanmadan gelen konuklar istiyorum yani. Suyla geldik ya. Patlıcan mevzu varmış, evden kovmuş diyor. Ben buna bir nasıl şey bir reaksiyon göstereyim? Ama bir şey diyeceğim. Öbürü de kabağı bozulunca. Dolapta 3 tane patlıcan varmış. Ya bu nasıl konu ya? Vallahi ilişkide ilk defa yapıyorum. Bu konuyu burada bırakıyorum. Sıçarım vallahi. Hocam en güzel donum diye bir şey var mı? Var. Değil mi? Bir tane. Onu bana bir anlat bakayım. Tarif et. En güzel donumda ne var? İlişkide size bir ilk. Don anlatıyoruz. Böyle vişne çürüğü rengi. Yahoo! Aha! Tamam. Üstünde ne var desen? Flamingolar var. Ama! Üzülüyorum. Onu giydiğim zaman çok güzelmiş ama. Bana ödünç verir misin? Saçma sapan. Onu giydiğim zaman da bir tane Lacoste böyle. Yani şey ederim. O donuluk gözükmüyor. Onu giydiği zaman üstüne aynı renk giymek zorunda değilsin. Onun da üstünde flamingolar var. Ben biliyorum. Bu flamingolarda benim donumda da var. Uyumlu giyiniyorum. Şıkım. Vallahi şıkmış. Ben ikna oldum. Bir insan donumdaki flamingoya göre giyiniyorsa o insan şıktır. Bu çok net. Şimdi 9 huy bu hanım da daha güzeldir de. O bir huy eski hanımda daha iyidir. O huy hangi huy? Ya bir şey diyeceğim ama size yapmacık gelebilir. Ya eski hani eşimin şimdiki eşimden hiçbir farkı yok. Çok da hakim olmadığın bir takım kızların da olduğu bir arkadaş grubuyla sensiz tatile gidebilir mi? Ben öldüm mü? Dünyanın en güzel cevabı. Ben öldüm mü? Benim kolum var, bacağım var. Ben niye gitmiyorum? Bir huyu değişecek. Fışt. Hangi huyu? Asiye'nin hafızası yoktur. Gerçekten. Şaka yapmıyorum ben. Asiye 24 megabaytlık bir ön bellekle yaşıyor. Hakikaten. Gerçekten yok yani. Hiçbir şey hatırlamaz. Hiç. Böyle geçmişte yaşadıklarımız, anılar falan hiçbir şey yok. Yok. Yok, gündelik bilgiler var onda sadece. Hayatta kalacak. Mesela Asiye'cim ne kadar geçmişe kadar hafızanı tutabiliyorsun? Ya ilgimi çekmeyen hiçbir şey hatırlamam. Güzel, aslında bu bir özel yetenek yani. Yani vallahi öyle. Hafıza konusunda çok kötüyüm. Oturma odasından mutfağa gidene kadar gidiyorum, dolabın kapağını açıyorum. Ben bunun içinden ne almak için gelmiştim diyorum. Mutsuz olaylarda da böyle mi? Unutuyor musun hemen? Yok, unutmam. Ulan bu özelliğini asıl orada kullanman lazım. Yani bir tane özel yeteneği var, karpuzu unutuyor durduk yere. Azıcık daha kilo alsa güzel olmaz mı kuzum? 10 yani kilo alsa, azıcık böyle yanakları böyle ben azat, şişse. Ben Azat'ı tanıdığımda böyleydi. Tamam. Ben böyle sevdim ve herhangi bir özelliğini değiştirmek istemiyorum. Yani bir şey isterse kendi yapar, kendi isteğiyle yapar. Bu realitedeyim yani. O yüzden kilo almak da elinde olan bir şey değil, vermek de. O yüzden almasın ya. Böyle tamam da bu de. Yani Allah alır Allah verir gibi bir şey değil. Kilo almak elimizde olan bir şey yani. Su böreği yeriz, yatarız, kilo alırız yani. Çok tatlısın ama o nasıl karıştı? Kaderi onun. Mukadderat kilo da değil. Hiç anlamamışsın sen konuyu yani. Bu sektör milyar dolarlık sektör mü yani? Diyetisyenler var. Yo Allah verdirir böyle deseler. Olur mu yani? Roza ile Pera. Duyuyorlar mı acaba bizi şimdi? Duyuyorlar. Yani duyuyorlar. Hep beraber. Roza ile Pera'ya la 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 yapalım mı? Hangi programda olduklarını hatırlarlar. Ay ne güzel oldu bak. Büyülü bir an. Tam şu an doğsalar çok izlenir zaten. Tamam. Lallala yapmışken püs diye çıksalar anam. Üç deyince. Lallala.
Olmadı, olmadı. Abiler, ablalar bok gibi yaptı kızlar. Yapamadılar. Kaç gün küs kaldınız böyle en çok? Yok ya, yatağa küs girmek yasak bizde. Yasak? Tabii. Yasak. Ha, küs girersin de ayrı yatmak yasaktır. Ayrı yatmak da diye. Ben her türlü ona sarılır yatarım. İstiyorsa sövsün, sarılır yatarım ona. O zaman kavga istersin de koşa koşa git yatağa uzan hemen. Affediyorum, sen bekle. Borç alıp verir misiniz birbirinizden yoksa hesap mı ortaktır? Hesap ortak. Yatırımlarımız farklı. Mesela? Ben sen... hep vadeli, klasik bir canlı işte borsa, dolar, duruma göre. Haa. Evet. Hissesini de alıp veriyorsun. Bir şeyler. Oğlum bu, senden bahsediyoruz. Bu konuyla bu kadar alakasız olamazsın yani, böyle yapıyor. Çalıştığımız için bizim başka şeylere ilgi göstermemiz olamaz. Senin borsadan bahsetmen var olan mesleğini tehlikeye atıyor tabii, şu an. Tabii. Ondan sana yok, felç geldi az önce, tehlikeye, öyle tehlikeye, mi? Tehlikeye atmaz da. Çünkü ben anlayamadım. Bir an için aklı gitti, anladın mı? Hanım ondan bahsediyor, ben ondan bahsediyorum, böyle yapıyorum. Kovulabilirmiş. Zannetmiyorum ya borsa, herkes... Ama çok zaman harcamam gereken bir şey değil yani. Sen kimden korkuyorsun bu kadar? Allah seversen kameraya bak, konuş. Yakup Bey, sıçarım vallahi, çocuk rahat konuşamıyor. Evlenme teklifini hanginiz etti? Ben. Ne hallettin hocam? İlk buluştuğumuz kafede ettim. Konuya nasıl girdin hocam? Mekanı şey diye soktum. Biz başka bir yere gidecektik. Şurada dedim bir iki dakika işim var, onu halledelim gidelim falan. Gelmişken hadi bir şeyler içelim falan oldu. Ben önceden pasta masta hazırlamıştım. Pasta zaten mumlarla falan gelince mevzu ortaya çıktı. Çay kahve içildi. Kola ya, içildi. Kola. Evet. Yanına pasta. Yanına pasta geldi. İçine sindi mi senin kuzum? Ya sindi, güzeldi, güzeldi. Hah, bana da bok yemek düşer, doğru söylüyorsun vallahi. Hayır, vallahi iyi düşer. Çünkü bazen sen dışarıdan istediğin kadar konuş, teklif edilen tarafın içine sinmişse bize hiç bir şey söylemeye gerek yok artık yani. Kolayı içtin lıkır lıkır. Bu mu sindi içine yani? İlişkini kıskancı kim? Ben. Kader. Nereden anlıyoruz bunu biz? Her türlü yani. Yani evet. Konuşmamıza gerek yok yani. Davranışlarından direkt anlarsın zaten yani. Birazcık öyle takılırsan. Evet, tabii. Birazcık. Yanında tanımadığımız bir hanımefendi varsa. Sende ama böyle bir piç enerjisi var ha, böyle kaşın gözü. Hayır. Tatlı bir şey, iyi bir şey söylüyorum. Yani böyle, değil mi? Albinisi olan bir çocuk böyle, bir değişik acık. Ya aslında yoktur yani. Ya bende hiç yoktur piçlik. Ama yok ama. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum öncelikle. Sen de bana piç derse ben de çok mutlu olurum eğer. Siz de çok mutlu. Birbirimiz piç olmamamıza rağmen birbirimizi gaza getirelim. Sen piçsin, sen daha piçsin be. Hesapları kim öder? Diyorum ki bu sefer ben ısmarlayacağım diyorum, böyle çok net. Ama onunla çıkarken çantamı bile almayı hep unutuyorum. Yani ihtiyaç bile hissetmiyorum. O yüzden ısmarlayacağım diye gittim. Hareket yok, ben ısmarlayacağım. Aa. Vallahi evde kalmış yani yine. Hesabı istiyoruz. Hesabı istiyoruz demiş. O dedi ya, ben ödeyeceğim. Yani hesap geliyor, masada duruyor. Evet, çantam yanımda olduğunda da o bekliyor hani, ödeyeceksin ya. 3 saniye ama. 3 saniye bekliyorum. Bakıyor, tık yok bende. Ben atıyorum cebimi, çıkartıyorum, ödüyorum. Tam böyle POS cihazında şifreyi yazıyorum. Aa, ben ödeyecektim. Ya bırak Allah'ın seni. <sen. Bir insanın hanımına işte bir ilk. Bırak Allah seni, dolandırıyorsun ya sen beni. Alemin hangutu ben miyim? Bizimki de para yani, gider. Evlenmedeki falan kiniz etti? Ben ettim. Nerede ettin hocam? Mersin sahildeyiz. Ben de Mersin'e ilk defa gittim. Eşim gezdiriyor beni. Sahilde oturuyoruz. Döndüm. Gözlerine baktım. Standart ayağımızı denize doğru saldık. Döndüm gözlerine baktım. Ve almıyoruz birader dedim. Gül soktu bir tanesi böyle yandan. Evet. Abi... Hiçbirimiz beklemiyorduk bu oyunculuğu. Biraz da akılları azıcık gelip gidiyor ya. Ben dedim çocuk delirdi herhalde. Normal bir şey anlatırken ya şizofren biriyle konuşuyor. Almıyoruz biraz, çıkın şuraya. Program çekiyoruz ya biz burada. Sen şurada. Kimse yok. Oğlum çok iyi oynadın, ben çok korktum ama yani. Benim aklım gitti az önce. Dedim ilk defa bir bölüm gitti yani çocuk. Bizi bir hazırla böyle şeyler yapacaklar, tamam mı? Çünkü çok ciddi ciddi adım yok. Almıyoruz lan! En fakir anınız? Yani birlikteyken mi? Birlikteyken önce. Aga burası ilişki testi. Bana ne sen tek başına en fakir anın? Abi 8 yaşındayım. Şey, benzinçli vardı ya. Hangisi? Hani kızda mikrofon var. Duyulmuyor zannediyor. Dünya tatlısı böyle yapıyor. Bak ne diyeceğim. Benzinlikçi vardı ya.
Anlatırsak rezil oluruz ama sen bilirsin. Diyelim yurt dışına çıkacaksınız. Vizeli bir yer. Alındı bütün biletler. Hanıma vize çıkmadı, sana çıktı. Gider misin onsuz? Yani giderim ya. Gider. Hanım sen kuzum. Ona çıkmadı vize, sana çıktı. Yok, gitmiştim de var zaten. Nereye gittin tek başına? Bulgaristan'a. Ha güzel. Şey, eğlenme. Yunanistan'a da gittim. Motosiklet kullanıyor. Bütün Balkanlar sadece böyle tabir ediyorum şu an. Motor kullanıyor. Motorla kendi başına gezi yapmayı seviyor. Tek başına? Hı-hı. Romanya'ya gittim. Da... Bir Toroslara gidelim. Abi bak, biz konuşurken araya girip sürekli ülke söyleyemezsin. Ya şunları baştan bir söyle, biz de rahatlayalım. Geliyor çünkü birazdan, biliyor musun? Sırbistan'a da gittim. Şık bulur musun bu adamı? Tarzını seviyorum, evet. Nasılmış tarzı? Anlayalım. Mesela son zamanlarda oduncu gömlekler giyiyor. Bayılırım oduncu gömleğe. Bir dakika, son zamanlarda ben oduncu gömlekler giymiyorum. Zorla bana 3 tane oduncu gömlek kaktırdı. Ha, o yanlış anlaşılmasın. Ben giymiyorum. Şekerim, sanki olayı böyle anlatmamalısın. Yani adama 3 tane oduncu gömlek ya alıp tamam, son öncesi... zamanlarda giyiyor, çok hoşuma gidiyor diyemezsin. Bu Barbie'nin sevgilisi Ken değil bu adam. Bu adam bir birey, canlı kanlı. Karışıyor musun ne giyeceğine? Karışır. Aleni karışır ama şöyle karışır. Hayatım, onu giymeyip de şunu mu giysen acaba? Hayır. Yok yok, sen onu giy. Onu giy dediğin noktada karışmış oluyorsun. Mübalağa yapıyor ya. Lütfen yani. Abartıyorsun hocam. Allah da belamı versin. Yani hakikaten. Ne güzel konuştukları çünkü saçma sapan. Güzel. Hazır mıyız? Merve ve Murat. İlişki kaç sene? 10. 10 sene. Evlilik? 3. 3. Ha iyi. Çocuk? Yok. Hanginiz istemiyor? İkimiz de istiyoruz. Kız diyor ki ikimiz de istiyoruz. Adam diyor ki ikimiz de istemiyoruz. İstemiyoruz daha ya. Ya gönül istiyor da. Ne diyor ya? Hayır, olmuyor gibi olacak, öyle değil. Zıvadım şu an. Gönül istiyor da yapamıyor. Ay Allah, programı açmadan başladık, ilk defa oluyor bu ya. Ne olmuyor? Saçma sapan. Ev işleri kimde? Ortak. Tamamen ortak. Aç bakayım biraz ortağı. Girdik eve. Ütü kimde? Ya şimdi bize iki haftada bir kadın arkadaş geliyor, bize yardımcı oluyor ev işlerinde. Kadın arkadaş. Alo Gizem, akşam ne yapıyor? Evde başkasını arıyor. Bize gel bir temizlik yap. Ne işliyorsun? Nasıl ya, sinemaya gideceğim? Gel ya. Hamile kaldın ya. Ne yaptınız? Nasıl karşıladın hocam? Ya şaşırdım. Hocam! Tam ne hissettin? Anlat ya. Abi gerçekten çok garip oldum ya. Hani çok garip bir duygu. Aha. Biraz şüpheci yaklaştı. Uğur dedi ya, bunun ikinci çizgisi net değil. Acaba dedi. Ben de emin olamadığım için aslında orada ben de böyle arada kaldım yani. Ha, anladım. Net olmadığı için hani. Net mesela, olsaydı? Ha, tabii ki şaşırırdım. Yine şaşırmışsın zaten, çok fark etmemişsin. Söyleyeceğim, ben tabii ki şaşırırdım. Net olsa daha yüksek aa derdim, öyle söyledim. Ya olan şöyle, sigorta işi yapıyorum. Eşime de sigorta yaptım. Özel sağlık sigortası. Doğum için. Ve bunun bekleme süresi vardı. Ben ondan önce hamile kaldım. Şu an köpek eğitmenliği yapıyor musun? Evet, doğru. Değil mi? Bir köpekle özel ders gibi mi çalışıyorsun? Belli bir seviyeye gelmiş köpeklerin bir arada çalışması mümkün ama yeni başlayan köpekler bir arada çıkamıyor çünkü oyun oynuyorlar. Dikkatleri dağılıyor çok çabuk. Köpeğim ben, oynayayım acık. Neye olur. Dikkatim dağılmayacak mesela? Ben KPSS'ye girmeyeceğim ki, köpeğim ben. Sahibinizle oynamanız gerekiyor dışarıya çıktığınızda ki, hani köpeksiniz ya, o yüzden söyledim. Konsantre olmak. Buyurun efendim. Bana konsantre olmanız gerekiyor. Diğer arkadaşınızla değil. Olmuyorum ben okuyayım. Ben sana konsantre olmuyorum. İşte o yüzden köpeğim, diğer arkadaşınızla... Köpeğim, ben seni de sevmedim. Sahibim diyorum ki bunu bırak. Diğer köpeği o zaman ortamdan çıkartıyoruz ki dikkatiniz, anladım, dağılmasın. Hocam ben köpeğim... Yani onu... diğer köpeğin ama öyle dediniz. Tamam. Öyle İyi gibi köpeğim dedim. Benim üzerinde anlatma yeter ulan. Mesut Bey, şuraya işlediniz, onu kapatırsanız. Yalnız kaldığında aşk sözcükleri söyler misin kocana? Canımın içi çok derim. Ha, güzelmiş. Aşkım, baby, aşkım, hayatımın anlamı, canım falan gibi. Nasıl bir soğuduysam şu an şu arka arkaya gelince.
Evet, insan soğuyor abi. Evet. Vallahi billahi hocam. İyi yer sürmüş 10 sene ha. Birbirinizin ne kazandığını bilir misiniz? Benim her kazandığımı ona gönderirim. Aa, güzel. Yani ben nereye ne ödüyoruz, kartlara ne geliyor, çok mutluyum ben. Ben değilim. Ben hala ilkokulda. Kavga eder misiniz arada? Ederiz. Ama soğuk savaş. Evet, böyle biz bağırmayız. Konuşma falan, bağırma İçten olmaz. Küfür. Nasıl abi soğuk savaş? Konuşmayız mesela bir yarım saat 40 dakika. Böyle bakarız. Birbirinize. Evet ama başka şey yere, küfür. Ben başka yere bakarım. Ben ona bakarım ama başka yere bakar ve içimizden birbirimize küfür eder. Ne diyor içinden? Tipini herifi mesela. Ha. Öyle bir şey diyemezsin de şimdi yani. Hareketlere bak. Sen kimsin de bana öyle bir şey. Daha güzel olsaydın bir fiziki özellik? Burnum. Çok seviyorum burnumu. En sevdiğim yerim de burnum. Sen delirmişsin yani. Eskiden böyle kompleks ediyordum. Sonra dedim ki bununla barışmam lazım benim. Bu olmayacak böyle. Sonra barıştım. Fazla barıştık belki. Bilmiyorum yani. tekrar küsme zamanı gelmiş. Vallahi billahi. Yaptırırsa bence çok kötü olur. Vallahi olmaz. Yüzü böyle hafif uzun ya aşağı doğru. Ya karakteristik çok karakteristik oluyor. Bu arada. Evet çok karakteristik oluyor. Kötü durmuyor. Yüzü var. Bence insanlar burunlarını yaptırdıkları zaman yüzlerin hikayesi değişiyor. Bence de. Ama seninki değiştin. Mesut beraber gidelim o zaman. Sen benim fındık burnumu göremiyorsan o senin hatan.